Merhaba kıymetli seyirciler. Seneler evvel adli tıp dersinde yalancı ölümler bahsini okumuştuk. Hayat emarelerinin bir veya birkaçının yavaş yavaş durması halinde yalancı ölümden söz ediliyor. Apparent death. Mesela iç kanama veya dış kanama, zehirlenme, e, kafa travması, kloroformla uyutma, donma, Yıldırım çarpması, elektrik çarpması, inhibisyon, şok gibi hallerde yalancı ölüm görülüyor. En çok da yeni doğan bebeklerde oluyor. Ender rastlanıyor ama çok sayıda efsaneye mevzu olmuş bir hadisedir. Meşhur alimlerden Bediüzzaman Hemedani'nin 398 Hicri senesinde Herat'ta zehirlenerek vefat edip gömüldüğü kitaplarda yazar. Gece ayılıp bağırdığı, sesi duyulup mezar açılıncaya kadar kabir şiddetinden yüzüstü düşerek vefat ettiği anlatılıyor. İbn Hallikan'da var mesela bu. Tarihçi Metzoplu Toma'ya göre Emir Timur da ölü sanılıp didi gömülenlerdendir. Kabrinden gelen kurt ulumaları veya buna benzeyen sesler e, uzun zaman devam etmiştir. Esasen İslam dininde ölüyü hemen defnetmek sünnettir, tavsiye edilmiştir ama füc'eten yani aniden vefat edenleri bir gün ve gece bekletmekte bir mahsur yoktur. Yıllar evvel bir mecmuada zannediyorum Rider Digest veya bütün dünya mecmuasında ölü sanılıp diri gömülenler başlıklı korkutucu bir tefrika neşredilmişti. Bunu okumuştum. Mesela bir ahbabımızın babasının adı Ahretlik Hüseyin Efendi'ydi. Bu lakabın sebebini sordum. Çünkü ahretlik diye çok dindar, saf insanlara denilir. Hiç benim zannettiğim gibi değil. Musalla'da namazı kılınırken dirilmiş Hüseyin Efendi. Tabi cemaat darmadağın olmuş ve yıllarca da yaşamış. Fransa'da Winslow adında bir yazar 1740 senesinde ölü sanılıp tabuta konmuş. Ve bir müddet sonra dehşet içinde uyanmış. Bu yaşadıklarını... E, yazmış ve 20 yıl daha yaşamıştır. Doktor Jean Bruhie var, e, Ablincourt Kontu, 1742 senesinde 122 tane bu yalancı ölüm efsanesini toplamış, yazmış ve herkesi korkuya düşürmüştür. Bu meseleyle yakından alakalı olan bir Fransız daha var, Doktor Busu. O da 87 hikayeden bahsediyor. Yalancı ölüm hikayesinden bahsediyor. Hatta Napolyon'un Rusya bozgunu esnasında bir general başına aldığı bir yaradan dolayı ölüp gömülmüş. Yaveri kendisini defnettikten iki saat sonra general uyanmış. Yaşamış hatta kendisini bulan yaverinin bile cenazesinde bulunacak kadar yaşamıştır. 1845 senesinde bir isyan çıkmıştı. Halk isyanı çıkmıştı Paris'te. Bu isyanda öldürülenleri Kral Louis Philip görmesin diye sarayın bahçesine alelacele gömmüşlerdi. Kral geçerken bunlardan birisi dirilip topraktan çıkınca herkes dehşete düşmüştü. 1792 senesinde Almanya, İtalya, Fransa gibi memleketlerde hususi cenaze bekletme odaları vardı. Orbituar deniyor buna. Almanya'da Weimar'daki çok meşhurdu. Cenaze bu odaya konuyordu. Ellerine ve ayaklarına e, ipler bağlanıyordu. Bu iplerin ucu da dışarıdaki çan veya zillere bağlanıyordu. Ölü uyanırsa bu çan veya ziller çalıyor ve dışarıdakiler ölünün dirildiğini, uyandığını anlamış oluyordu. Bilhassa e, İngiltere'de arazi darlığı sebebiyle muayyen zamanlarda kabirler açılır. Ölü kemikleri bir kemikhaneye taşınır ve mezarlar yeniden kullanılır. Bu Avrupa'nın hemen her memleketinde vardır. Hatta buradan çıkan kemikleri bazen bir yere yığarlar. Ee, bizdeki bazı gafiller de işte Avrupalıların öldürdüğü Türkler onların kafa tasları falan diye hikayeler uydurmayı severler. İşte İngiltere'de tabutlar açıldığında her 25 tabutun birinde tabutun iç tarafında kazıma izleri görülmüştür. Böylece bazılarının ölü sanılıp diri gömüldüğü anlaşılmıştır. Bunun üzerine cesetlerin bileklerine bir ip bağlandı. Bu da tabuttan dışarı taşınarak bir çana bağlandı. Bir kişi bütün gece mezarlıkta oturup zili takip ederdi. Buna mezarlık nöbeti (graveyard shift) deniyordu. 1900 senesinde İngiltere'de Tıpkı eski Roma'da olduğu gibi ceset 6 günden 12 güne kadar bekletilmek suretiyle e, tahaffül edince yani kokuşma meydana gelince artık ölü olduğuna kanaat getirip gömülüyordu. Yalancı ölüm korkusu sebebiyle Fransa'da 1923 senesinde öldükten sonra e, başının kesilerek gömülmesini vasiyet etmek moda olmuştu. 1948 senesinde Paris şehir meclisi azası Huy Mevzunun ehemmiyetini bir celsede dile getirdi ve Paris hududu dahilinde senede 500'de bir kişinin diri gömüldüğünü söylemişti. Fransız Medeni Kanununun 78. maddesi cesetlerin ölümünden sonra 24 saat bekletilmeden gömülemeyeceğine dair bir hüküm getirmiştir. Hoşça kalın kıymetli seyirciler.